Koçlar 2022'den bu yana bayağı işte sorumluluklarla mücadele ediyordu. Biraz hayatlarında değişim isteyip ama şimdi koç burçlarını biz nasıl biliyoruz? Neşeli. Koçtan mı başladık şimdi? Tabii koç tamam, burcu. Koçtan başladık. Ha. Aynen ben 12 burcu anlatacağım. Tamam, sonra dikkat edilmesi gereken tarihleri de vereceğim. Lütfen. 2024 yılında koç burçları için son 2 yıldır, gerçi koç burçları zaten liderdir. Evet. Ama hep başkalarına liderdir. Ve dolayısıyla ben olsam, eğer bir iş yerindim olsa koç burcunu yönetici atar ve işi oraya bırakırım. Başkalarının işlerini çok güzel halleden koç burçları 2024'te kendi işlerini halledecek. Koç burçları kendi işlerini halledecek gibi 2024 yılında. Sen hemencik tatlıya evet. da başla, ben Zeynep'e devam edeceğim çünkü. Tamam. Tatlı için süt elması yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Tereyağı, un, birazcık kavuracağım herhalde. Kavuracağım, bir kokusu çıksın. Sonra direkt sütü, şekeri ekleyeceğim. Böyle hafif kıvam alınca tahinini ekleyeceğim. Sonra ne ekleyeceğiz? Karıştıracağım, tahinini. Sonra kabağı ekleyeceğim, fırına sonra vereceğim. Sonra evet. Tamam. Şimdi devam edelim biz, evet. Koçmuşları ayakları yere sağlam basacak, biraz daha kendine yatırım yapacak ve dolayısıyla eğer şey. Ekran başında izleyicilerimizde koç varsa kendi mutlaka işini kuracak. Kendi... Yukarıda bak yönetmenimiz var. Evet, koşmuş. Kendi işlerini yapacak, dışarıdan iş alacaklar. 2008'den bu yana hayatın onlara öğretilerini, profesyonel oldukları alanlarda tecrübelerini daha dışarı aktarabilecekler ve daha bireysel kazançlar elde edecekler. Bu da 20 Mart'tan itibaren başlayacak. 20 Mart'ta hem Güneş burcunuza hareket ediyor olacak, hem de Mars arkasından burcunuza geçecek. Mars her zaman sevgili koçlar, yönetici gezegeniniz her zaman burcunuza gelmez. Burada, bu 2024'te bu yıl gelecek. Geldi 2024'te. 30 Nisan'dan itibaren sevgili koçlar, örneğin ekran başında bir koç burcuyla bir mesela, birlikteliğiniz var. Koç burçları bu sene evlenmek, hayatlarını birleştirmek, evleri varsa satmak, almak, bitirmek. Araf önemli yok. Ya çok. Evet, yani net kararlar almak isteyecekler ve bireysel karar alacaklar her şekilde. Ve bunun da hayat onları 20 Mart'la 30 Nisan arasında biraz böyle önlerine karar... Değerli koçlar not alın. Tabii. Değil mi? Not alsınlar. Bir kere 2024 ile ben olsam, bir koç burcu olsam, 20 Mart'la 30 Nisan arasındaki hayatım bana verdiği mesajları kesinlikle yazarım. Yönetmenimize de buradan selamlar. Fikricim sen de not almaya başla yukarıda. Evet, bu tarihlerde bir izleyin bakalım dünya size, hayat size neler getiriyor. Oraları zaten çok heyecanlı. Seçimlerle revize edecekler. Şey heyecanlı bir şey değil mi şimdi yeni yıla başlıyor olmak? Ya yepyeni bir yıla başlıyor olmak herkes son için. Son 2013'ten bu yana her yeni yıl bizim özellikle ülkemiz ve sonrasında dünya. 2019'dan sonra dünya için biraz yorucu. Yorucu. Ve dolayısıyla da hani daha mı zoru gelecek, daha mı üzecek, hep daha mı iyi olacak derken daha beter geliyor sonra. Heh, mesela ağız alışkanlığı oldu. Değil mi? Evet. Şimdi bu sene öyle olmayacak inşallah, iyisi gelecek. Ben buna söz veremem. Hayır sen ver demiyorum, ben kendi kendime çıkarımımı söylüyorum. Evet. Peki, Mehmet ikizler burcudur, evirleri çevirir konuşturur beni. Ben iyi niyetliyim. Burcum bir. Burcum bir. Ben şimdi öyleyim. Şöyle, zor yılımız mı? Daha önce hiç yaşanmamış Mehmet. Daha tabii, önce tabii, hiç. 2024'teki gökyüzü olayları, Satürn'ün, Neptün'ün yan yana gelmesi en son 1700'lerde. Dolayısıyla da iki gezegen son burçta buluşacaksa ve su burcunda buluşacaksa ve biz de üç tarafı denizlerle olan bir ülkeysek suları, denizleri Akdeniz'e yakından ilgilendirecek. Doğru söylüyorsun. Dolayısıyla okyanusları ilgilendirecek. Denizin içinden geçen boru hatlarını ilgilendirecek. Denizciyi yakından ilgilendirecek. Bak hemen bak farkınız mı orada? Çok kritik şeyler de söylüyorsun bu arada. Tabi çok çalışıyorum çünkü. Ya biliyorum, sen bir de çok çalışıyorsun hakikaten değil mi? Gerçekten çalışıyorum. Gerçekten her püf noktasıyla ilgileniyorum. Biliyorum. Bir şey eksik söylerim diye tekrar üstünden geçiyorum. Yani daha belki senin yıllarla ilgili tahminlerinde hemen hemen çoğu çıktı. Mesela en sevdiğim cümlem şuydu. Dünya sokağa dökülecek. Dökülüyor. Büyük göç yaşanacak. Zaten dökülüyoruz da. Dökülüyor, yaşanıyor. Evet. Öyle demek istememiş miydin mi? Şimdi mesela en çok benim yazılarımda okuyanlar burada ne demek istedi? Şimdi dünya sokağa dökülecek kelimesinin karşılığı yok. Ne demek yok. İsteyebilirim ki? Doğru. Tüm dünya. Doğru. Bütün meydanlar insanlarla dolacak. Demek dolu ki 2024 yılı protesto yılı olacak. Hadi bakalım. Hadi buradan bakalım. Yorumunu yani. Çıkaracağız. Dolayısıyla değişen liderlere, değişen çok sınırlara, yeniden kurulacak belki Sovyetlere... Tanıklık edecek olabiliriz. Ne diyorsun sen? Birleşecekler mi? Birleşirler artık. Yeni Doğu bloğunu da 2024'te şurada hazır yemekleri arasında söyleyeyim. Bak 2024. Önemli. Şimdi ben 2024 kitabında yazmadım ya. Evet ya. Öyle bir ilk defa 10 yıl aradan sonra bir dönem kitaplarını 10 yıllık tempoma ilk defa ara verdim. Tabii ki web'de yazıyorum. Tabii ki kovaçoğuna eşlik evet. ediyorum ama şimdi bir kitap çıkarmak... Bütün kitap alan ve bugüne kadar okurlarıma da buradan teşekkür etmek istiyorum ama
2024'ün hızına ben yetişememi 2022'de söylemiştim. Kitabın son sözünü 2023'te bırakmıştım. O yüzden de ellerimi de açtım. Şeffafım demekmiş bu bir de. Öyle o yüzden ben her şeyi anlatıyorum. Çok Allah. Tatlıyım yani. O zaman devam et. Koçları bitirdik. Koçların 20 Mart'la 30 Nisan arasında evrenin size mesajları olacak. Hani şu sosyal medyada kovaladığınız evren mesajları var. Orada size mesajlar olacak. Onları ne görürseniz orada gördüğünüz her şeyi 2024'de uyarlayacaksınız. Seçimleriniz kesinlikle değişecek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.